Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdi. Bakınız diyor ki Estonya yasalarını düzenledi. 400 kripto şirketi kapatıldı. Adı altındaki bu habere şöyle bir göz atacağız. Biliyorsunuz piyasa üzerinde regülasyonlar düzenleyici çerçeve gitgide arttı ve bunlar dahilinde kimi zaman olumlu şeyler oluyor kimi zaman olumsuz. Bakalım. Estonya Mart 2023'te terör finansmanının ve kara para aklamanın önlenmesi yasalarını yürürlüğe soktu. Kısa süre önce ise bu yasalar yeniden değişikliğe uğratıldı. Yasaların değişikliğe uğramasıyla da ülkede yaklaşık 400 sanal varlık hizmet sağlayıcısı gönüllü olarak kapatıldı. Ayrıca VESP'ler Kapatılmakla kalmadı aynı zamanda yetkileri de iptal edildi diyor. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, bakınız ki bu olay nasıl oldu sorusu ortaya çıkacaktır. Mesela kiminiz diyecektir ki ya arkadaş adamlar şey yapmış nasıl işte ne bileyim üzerinden kara para atlanıyormuş da. Dolayısıyla adamlar da ne yapsın kapattı falan. Ama şöyle düşünmek lazım mesela. Binans üzerinden kara para aklanıyor örnek vermek gerekirse. Bunu binansa bildirirsin, binans bu sorunu çözer. Çözmezse o zaman icabına bakarsın. Şimdi bir de bu ne sıklıkla oluyor? Örneğin birkaç tane e, uzak zaman dilimlerinde hareket tespit edilir, ayrı. Ya da şunlar e, gerçekleştirilebilir. Sen bir tane şeye bakıyorsun, ne bileyim bir tane vespe bakıyorsun. Üzerinde kimi zaman tespit edip adamlar şey yapmış mesela olayı önlemeye çalışmış. Kimisi de buna gerçekten göz yummuş ki göz yumanla yummayan birbirinden ayırt etmek emin olun hiç de zor değil. Özellikle bir istihbarat birimleri için tamam mı? O yüzden ben burada şunu düşünüyorum ya 400 tane VESP olacak hepsi de kötü niyetli olacak ya. Her bir tanesi mi kötü niyetli? Büyük ihtimalle bunlar şey yapmış yani. Ee, her gördüğünü, her bir tane yakaladığını kapat tarzında bir harekete gitmişler. Sıkıntı bu noktada. Dediğim gibi platformlar üzerinden maalesef bu yapılıyor ve bunu platforma bildirmek gerekiyor. Bir takım e, kötü durumlar var piyasada, farkındayım. Ama mesela internet ilk çıktığında da çok zararlı durumları vardı. Yapay zekalarda da şu an öyle. İnternet ilk çıktığında da öyleydi ama günümüzde ne kadar filtreli ve e, gerçekten isteğinin istediğini alabileceği bir noktaya, düzgün bir noktaya geldi. Tamam mı? O yüzden e, buna da bu şekilde yaklaşılmalı. İnternette ilk tespit edilen böyle bir sıkıntı tespit edildiği anda e, inovasyonu durdursalardı eğer her ülke bugün böyle bir teknoloji olmayacaktı. Değiştirilen yasalar ve vespleri tanımladıkları kapsamları genişletme zorunda bırakılmış, bırakmış şirketlerin Estonya ile yasal bağlantılarının olmasını gerektirmiş oldu. Buna ek olarak şirketler lisans ücretlerini ve mali eylem görev gücü seyahat kuralına da uymak durumunda kaldı. Tüm bu kuralların gelmesiyle birlikte Estonya, VESP'ler için hizmet verilecek alan olmaktan çıktı. Yani burada diyor ki aslında pazarlardan çıkış durumu var. Hani kendileri buna şu gözle bakabiliriz. Sert e, regülasyon tamam mı? Örnek veriyorum bir ülke vardır. Mesela Çin diyor ki biz kriptoları yasakladık. E, e bu saatten sonra sen orada şey yapabilir misin? Tamam mı? Kendin zaten gönüllü olarak çıkarsın yani. Zaten çıkmazsan adamlar senin canını okur. Şöyle güzel bir para cezası bayılırsın yani tabiri caizse gibi. Estonya Mali İstihbarat Birimi ise geçtiğimiz gün bir takım açıklamalarda bulundu. FIU 15 Mart tarihinde Yemel yasalarında yapılan değişikliklerden bu yana yaklaşık 200 yerel kripto hizmet sağlayıcısının kapatıldığını söyledi. E tabi kalan kısmı da şey yapıyor yani kendileri ayrılıyor. Adamlar hani sen beni kovmadın ben istifa ediyorum tarzında e, bir duruma da gitmişler. Geriye kalan 189 Vespin'de yetkilileri gerekliklere uymadıkları gerekçesiyle iptal edildi diyor yetkileri Yani aynı kapıya çıkıyor. Füdi Direktörü Metis, yetkilerini kaybeden hizmet sağlayıcıların sundukları belgeler, çalışma yöntemleri pek çok risk taşıdıkları ortaya koydu. Bu hususta düzenleyici kurumun yasalarda yapılan değişiklikler konusunda yerinde bir karar almış olduğu söylenebilir açıklamalarında bulundu. Diyorum ya, önce ne yapılır? Karşı tarafa bir bildirim yollanır bak. Böyle böyle yapıyorsun. Senin böyle böyle yapman lazım. E, yasaları güncelledik. Takip edilir uymuyor musun? O zaman tamam. Ondan sonra iş bitti e, tarzında gidilir. E, yahut e, her iki taraf davalık olur vesaire. Yani ABD'ye aslında kötü diyoruz ama Estonya kadar kötü değiller yani merak etmeyin. Mevcut yasalarımızı yenilerken her bir yönetici şaşırtacak durumlara şahitlik ettik. Fiu tabiri caizse gerçekleştirdi temizliğin ardından 1 Mayıs itibariyle ülkede kayıtlı yalnızca 100 aktif kripto şirketi kaldığını açıkladı. Merak etmeyin, yakın zamanda onlar da e, güle güle demek zorunda kalır ya da bırakılır. Bununla birlikte düzenleyici kurum zorla kapatılmasını sağladığı şirketlerde hali hazırda pek çok sorun olduğunu dikkat çekti. Özellikle de yanıltıcı şirket bilgilerine yer verildiğini belirtti. Diyor ki işte evrakta sahtecilik vardı, e, verilerde hatalar vardı vesaire. Hiç bilemiyoruz yani o zaman olursun. Buna örnek olarak da bazı şirketlerde gerçek kişilerin kendilerinden habersiz kayıtlı yönetim kurulu üyeleri ve şirket bağlantıları mevcuttu. Diğer şirketlerde ise özgeçmişlerinde sahte mesleki geçmişleri olan çok sayıda kişi kayıtlıydı. Estonya, yemel yasalarına önem veriyor. Estonya, son birkaç yıldır güçlü İML yasaları oluşturmak ve yürürlüğe sokmak için büyük çaba sarf ediyor. Bunun başlıca nedenleri arasında ise 2008 yılında Danimarka'nın dev bankası Danske Bank'ın kara para akladığının ortaya çıkması yer alıyor. Yani diyor ki artık eee yoğurttan ağzı yanan sütü yok, tam tersi. Sütten ağzı yanan yoğur, e, yoğurdu üfleyerek yemiş misali. Danske Bank o yıllarda Estonya şubesi üzerinden yaklaşık 235 milyar dolar değerinde yasa dışı sermaye aklamıştı. Evet. Bunlar ama baya sert üflüyor öylesi yani rüzgar gibi üflüyor bunlar. Bilindiği üzere kripto varlık piyasalarının düzenlenmesinin yani Mika'nın 2025 yılının başlarında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Estonya'da İML yasalarına katkıda bulunması muhtemel bir diğer unsur da Avrupa Birliği üyeliği. Evet bu da ülkenin Mika yasalarını uygulamak zorunda kalabileceği anlamına geliyor. Evet uygulamak zorunda kaldı ki yakın zaman içerisinde her Avrupa Birliği ülkesi gibi ne yapacaktır. Daha önce de bir belirtildiği üzere Mika kapsamında kripto şirketleri sıkı bir iml ve terörü finanse etmeyi önleme gerekliliklerine tabi tutulacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.